Arkadaşlar bugün sizlere çok farklı bir tığ işi, örgü modelinin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Çok değişik duruyor. Bakın, çok farklı ve de gösterişli bir örgü modeli. Modelimizin ön yüzü bakın böyle sıralar halinde çizgili güzel bir model. Arka yüzü ise bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz arka yüzünü ön yüz olarak kullanabilirsiniz. Yani çift taraflı böyle gösterişli ve de güzel bir örgü modelinin yapımını gösterip paylaşacağım. Bu modelimizi özellikle çanta yapımında, kırlent, battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Modelimi yapımına geçmeden önce arkadaşlar videolarımı beğenip paylaşarak, reklamları izleyerek bana katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum ve modelimi yapımına geçiyorum. Modelimi yaparken arkadaşlar ipliğimin kalınlığı ile uyumlu bir tığ kullandım. Öncelikle şöyle biraz zincir çekiyorum. Çok sıkmıyorum alt sırasının kasmaması için. Eğer eliniz sıkıysa dilerseniz bu alt zincir kısmını bir yarım numara daha kalın bir tığ ile de zinciri çekebilirsiniz. Böyle biraz zincir çektim arkadaşlar. Şimdi 3 zincir atlıyorum. Bakın 1, 2, 3 zincir atlıyorum. 4. zincire tığımı batırıyorum. Bir ilmek alıyorum. Ve bir sonraki zincire de tekrar tığımı batırdım. Bir ilmek daha aldım. Yani tığımın üzerinde şu anda 3 tane ilmeğim bulunmakta. Bir ilmek alıyorum ve tığımı bu 2 ilmeğin içerisinden geçirdim. 1. Tekrar tığıma bir ilmek doluyorum. Tekrar tığıma ipliğimi doluyorum ve geri kalan 2 ilmeğin içerisinden de geçirdim. Devam ediyorum. Öncelikle trabzanın hemen dibindeki o boşluktan tığımı geçirdim. Bir ilmek aldım. Bir sonraki zincire tekrar tığımı geçirdim ve bir ilmek daha aldım. Tığımın üzerinde 3 tane ipliğim bulunmakta, ilmeğim bulunmakta. Tığıma ipliğimi doladım. Önce ilk iki yani ikili trabzan yapıyorum. Bakın tığımın üzerine burada iplik dolamıyorum. Hemen trabzanımın dibindeki boşluğa tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. Bir sonrakine de tığımı geçirip ipliğimi aldım. Ve ikili olarak topluyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. İlk sıramı tamamladım. Şimdi ikinci zincir çekiyorum ve örgümü arkaya çeviriyorum. Bu arka yüzde arkadaşlar ilmek alma işlemini bakın bu üst kısımda görülen bu iki zincirin altına geçirmiyorum. Gene bu iki ipliğin öndeki ipliğine tığımı batırıyorum. Bu zincir ilmeğin altına almıyordum. Öndeki zincirin öndeki ipliğini tığımı geçirdim ve ilmeğimi aldım. Bir sonrakinden de gene tığımı geçirdim ve diğer ipliğimi aldım. Gene tığımın üzerinde 3 tane ipliğim var ve ikili olarak topluyorum. Önce aynı noktaya batırıp bir ilmek alıyorum. Sonra diğer zincir ilmeğin önündeki ipliğine geçirdim. Diğer ipliğimi de aldım. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum.
Kenar kısma geldim. Gene önce ortak noktayı batırıyorum ve kenardaki o iki zincir çekmiş olduğum yere tığımı geçirip ilmeğimi aldım ve tekrar topladım. İki zincir çekip tekrar örgümü ön yüze çevirdim. Bu ön yüzde ilmek toplama işlemi ise, bakın, bu ikili zincir olan kısmı bu sefer arkasındaki ipliğe tığım batırıyorum. Hemen dibindeki zincirin arkasındaki ipliğe tığımı geçirip ilmeğimi aldım. Bir sonrakine de tığımı batırdım. Tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim bulundu ve ikili olarak toparlayıp trabzanımı yapıyorum. Önce orta nokta, sonra bir sonraki zincirin arkasındaki iplikten ilmeğimi aldım. Bu süreyi de böyle tamamlıyorum. İki zincir ve tekrar döndüm. Bu şekilde örgüm devam etmekte. Bakın, örgünün arka yüzündeyim. Arka yüzünde öndeki ipliği kullanıyordum. Zincirin ön kısmındaki iplikten ilmek alıyordum. Tekrar başlıyorum. Bu şekilde, dediğim gibi arkadaşlar, örgüm devam ediyor. Bakın, modelimizin arka yüzü, burası da ön yüzü. Ön kısımda böyle sıralı çizgiler halinde örgümün görünümü, böyle sıralı çizgiler halinde bir görüntüsü var. Ama her iki tarafı da rahatlıkla kullanabileceğiniz ve iki tarafı da güzel, gösterişli bir örgü modeli. Bugün sizlere bu modelin yapımını gösterip paylaşmak istedim. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.